Merhaba değerli izleyenlerim. Yemek Rehberi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle mantar kızartması yapacağız. Çok kolay, pratik bir tarif ama bir o kadar da lezzetli. Buyurun başlayalım. Öncelikle pane harcımıza başlayalım. Bunun için iki tane yumurtamız var. Bunları kıralım. Daha sonra kırdığımız yumurtamızın içerisine biraz tuz ekleyelim göz kararı. Ve biraz karabiber. Birazını da galeta ununu ekleyeceğim tuz ve karabiberin arkadaşlar. Ve birazcık da un. Bakın yarım çay bardağından da daha az kullandım. Şimdi çırpalım. Bir çay bardağı galeta unumuz var. Panelemek için. Bunun üzerine yine biz tuzumuzu ekliyoruz. Ve karabiberimizi göz kararı silme. Yarım çay kaşığından da daha az. Ve kalan unumuzu da buna ekliyoruz. Şimdi bunu da karıştıralım. Genellikle sade yumurta ve tek galeta unu ile yaparlar. Benimkinin püf noktası ikisine de un da karıştırmak. Böylelikle böyle dışı çok sert olmuyor. Panelenmesi daha güzel oluyor. Tarifleri deniyorum. En güzeli hangisi ise onu yapıp sizin için çekim yapıyorum arkadaşlar. Sizler de kanalıma abone olursanız bana en güzel desteği vermiş olursunuz. Evet, karıştırdım. Evet, yıkadığımız, soyduğumuz ve kuruttuğumuz mantarlarımızı ilk önce yumurtaya batırıyoruz her yerine. Şu şekilde her yerine değdiriyoruz. Yumurtalı baharatlı un karışımımıza. Daha sonra galeta unumuzun içine atıyoruz. Yumurtamız hemen kurumadan her yerine şöyle iç kısımlarına da girsin. Şöyle üstüne ekleyelim. Bakın. Görüntüsü de lezzeti de efsane. Bildiğiniz tariflerin çok dışında. Eğer denemediyseniz kesinlikle deneyin benim tarifimle arkadaşlar. Mantar sevmeyen çocuklarımız varsa emin olun bu tariften sonra sevecektir. Evet, mantarlarımızı paneledik arkadaşlar. Şimdi derin bir tencerede önceden ısıtılmış kızgın yağda kızartıyoruz. Buyurun geçelim. Evet, ısınan yağımıza mantarlarımızı atıyoruz arkadaşlar. Şöyle yan bırakabiliriz.
Ben mantardan önce patates ve biber kızarttım. Yağın iyice kızgın hale gelmesi için. Ve yanında güzel bir seçenek olur diye düşündüm. Sizler de aynı şeyi yapabilirsiniz. Pilav yanına servis edebilirsiniz. Balığın yanına güzel olur. Tip seçenekleri siz kendinize göre değerlendirebilirsiniz. Şöyle karıştıralım. Evet, mantarlarımız şöyle piştiği belli oldu zaten. Paneleri de pişti, rengi de değişti arkadaşlar. Şöyle yağını süzdürelim. Mikserimizi çıkaralım. Yaklaşık bir 3 dakikada pişiyor. Hazırlaması da pişirmesi de çok basit, çok kolay. Şimdi de ikinci parça atalım. Tadını anımsatıyor arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyorum evde yapmanızı. Harika bir lezzetli mantarın lezzetini daha da uç noktaya getirelim. Mantarımızın yanına kırmızı biber ekliyoruz. Ve fırçayla karıştırıyoruz. Evet, mantarlarımız pişti. Çok lezzetli gözüküyor arkadaşlar. Şimdi ben yanına şöyle yancılarını yaptım. Böyle soğanla piyaz yaptım maydanozla. Patates ve biber kızarttım, domates ve mantarın yağına kırmızı biber koydum. Siz isterseniz tek de tüketebilirsiniz. Evet, lavaşımızı şöyle açalım. Az önce yaptığımız o kırmızı biberle yağ sosumuzu lavaşımıza sürelim. Ekmeğin tadını zirve yapıyor. Hatay usulü İskender döner gibi yapıyor tadını ekmeğin. Daha sonra yaptığımız mantarlarımızı alalım. Mantarların tadı etle tavuk arası bir şey arkadaşlar. Ve şöyle de bir biber kızarttım ben. Onlardan ekleyelim. Soğan ve maydanoz piyazımızdan ekleyelim. Şöyle domates dildim. Ondan ekleyelim. Ve şimdi final. Bu eşsiz lezzeti siz de evlerinizde denerseniz, kanalıma abone olup bir de beğeni atarsanız benden mutlusu olmaz. Bir sonraki değişik tarifimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.